Fokus'a hoş geldiniz. Ben Zeynep Erataman. Program açılışı itibariyle öncelikle piyasalarda son durumun fotoğrafını beraber çekelim. Avrupa'da haftaya artıda açılış var. İçeri yansıması nasıl? Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks'te seans içi rekorlara yakın kalmaya devam ediyoruz. 2644 puanda işlemler devam etmekte. %1.64'lük kazanım 42 puanlık yükselişe denk geliyor. Dolar TL işlemlerinde 16.57.51, Euro TL'de ise 17.83.73 ile yükselişin devamını izliyoruz. Bu hafta Amerika'da enflasyon, Avrupa'da Merkez Bankası toplantısı derken yoğunca bir yurt dışı ajandası olduğunu hatırlatalım. İçeride ise reel efektif döviz kuru ve 2 yıllık borçlanmayı hazine nezdinde takip ediyoruz. Euro dolar paritesi bu arada Avrupa Merkezi beklerken 1.07.39'da işlemlerine devam ediyor. Bank of America Temmuz ayında, Eylül ayında 50'şer bas puan, sonrasında 25'er bas puan faiz artışları bekliyor ama Bloomberg anketinde bu kadar yüksek bir faiz artış beklentisi Avrupa Merkez Bankası için bulunmuyor. Hatırlatalım. Avrupa'da borsalar özellikle doğal kaynak hisselerine gelen %1.5'un üzerinde alımlarla haftayı artılarda karşıladılar. Hem Çin'de açılmalar hem de Suudi Arabistan'ın petrolde yapmış olduğu zamların müşteriye yansımış olmasının etkisiyle piyasalarda artılar yazılıyor. Petrol fiyatlarında da 120-121 dolarlar civarına kadar işlemler çıkmış vaziyette. Amerika'da vadelilere de bir bakalım, yeni haftaya başlarken nasıl bir açılış sergilediler. Orada bu hafta yoğun bir veri ajandası var dedik. Öncesinde %1.39'a varacak şekilde Nasdaq önderliğinde artılar yazılmakta. Piyasalarda son durum böyle rakamlar eşliğinde. Sigorta gündeminde neler öne çıkıyor? Her pazartesi olduğu üzere aktararak devam edeceğiz. Ve sigorta gündemiyle devam ediyoruz dedik. İçeride ilk çeyrekte motor branşından ciddi zarar yazıldığı başlığını öncelikle aktaracağız. Türkiye Sigorta Birliği sektörün ilk çeyrek bilanço sonuçlarını açıkladığı branş bazında incelediğimizde kaskoda uzun süreden sonra 1 milyar 256 milyon liralık ciddi oranda bir zarar yazıldığını görmekteyiz. Trafik sigortasındaki zarar 2 milyar 936 milyon lirayla endişe verici düzeye yükseldi. Genele bakıldığında sigorta sektörü, reasürans şirketleri dahil 1 milyar 860 7 milyon liralık bilanço karı elde etti. Reasürans şirketleri toplamda 278 milyon lira zarar ederken hayat ve hayat dışı şirketlerinin toplam karı 2 milyar 146 milyon lira olarak kayıtlara düştü. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1 milyar 748 milyon lira kar elde eden hayat dışı şirketlerin 264 milyon liraya gerileyen karı dikkat çekti. Hayat şirketlerinin karı ise artış göstererek 1 milyar 882 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu arada 4 aylık prim üretimi 57 milyar TL'yi aştı. O başlığın da detayını verelim. Sigorta sektöründe 2022'nin Ocak-Nisan döneminde toplamda 57,4 milyar TL'lik sigorta primi üretildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yükseliş %77,4'lük bir büyümeye tekabül ediyor. Ancak enflasyonla mukayese edildiğinde sektör sadece %4.4 oranında bir reel büyüme gerçekleştirmiş durumda. Acentelere eğitim de başlıyor bu arada. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, acentelere yönelik Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı ile TOB ETÜ İşbirliği ile 100 saati aşan eğitim programını kısa sürede başlatacaklarını belirtti. Bu eğitimlerin acentelerin gelişimine, yeni sigorta ürünlerinin acentelerin odağına girmesine ve sigorta penetrasyonunun artmasına hizmet edeceğini de ifade etti. DASK Yönetim Kurulu Başkanı ve SDDK Başkan Yardımcısı Mete Güler'den de bir değerlendirme var. DASK olarak sahadaki organize çalışmalarımız ve sigortalarımızın hasar tazminatlarını en hızlı şekilde almasının diğer konut sahipleri için örnek teşkil ettiğini çok iyi biliyor. Operasyonel gücümüzde de sigorta bilincinin ve sigortalılık oranlarının artmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hep birlikte ülkemizi depreme hazırlamak için çalışıyoruz dedi. SDDK olarak da uzun süredir üzerinde çalışılan ve sektörün tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirilen hayat sigortası genel şartlarını yayınladığını görüyoruz. Söz konusu gelişmeyi önümüzdeki haftalarda uzmanlarla konuşarak söz konusu alanda ne tür yenilikler olduğunu da sizlerle paylaşacağız. BES tarafından gelişmeler var bu arada. Emeklilik Gözetim Merkezi açıkladı. 27 Mayıs 2022 tarihindeki verilere göre katılımcı sayısı 7 milyon 398 bin olduğu BES'te toplam fon büyüklüğü de 277 milyar TL'ye yükseldi. Katılımcı sayısının 6 milyon 297 bin olduğu otomatik katılım sisteminde fon büyüklüğü 20,9 milyar lira. Toplam katılımcı sayısı 13 milyon 695 bin 756 oldu. Sistemin toplam fon büyüklüğü de 298 milyar TL'ye ulaşırken
18 yaş altında sözleşme sayısı 368 bini aştı. 18 yaş altındaki çocukların fon büyüklüğüne devlet katkısı dahil 1 milyar TL'nin üzerine geldiği bilgisini de ekleyelim. Dünyadan gelişmeleri de aktaralım. AXA Climate CEO'sundan bir açıklama var. Antoine Denoa iklim değişikliğinde kilit parametrenin atmosferdeki karbon seviyesi olduğunu belirtti. Karbon seviyesindeki artıştan dolayı çok fazla tehditle karşı karşıya kalındığını vurguladı. Denoa, karamsar olmak istemem ama iklim değişikliğinde bence en kötü senaryodayız dedi. İngiliz ve Avrupalı yetkililere göre İngiltere ve Avrupa Birliği Rusya'yı Lloyd's of London sigorta pazarından çıkaracak, ham petrol ihraç etme kabiliyetini kısıtlayacak bir hareketle Rus petrolü taşıyan gemilerin sigortalanmasına yönelik koordineli bir yasak üzerinde anlaştı. JP Morgan da koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen şirketlerin Avrupalı reasürörler ve Lloyd's üyeleri olduğunu ifade ediyor. Ve grafiklerimizle devam edeceğiz. Marş Türkiye ve Zürih Sigorta Stratejik Ortaklığı'nda TÜSİAD'ın destekleriyle hazırlanan 2022 Küresel Riskler Raporu'nun sonuçları geldi. Buradan grafiklerimizi de aktaralım. Bu grafiklere baktığımız zaman zaten net bir şekilde göreceğiz riskler nerelerde oluşuyor. Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana kötüleşen riskler tablosu öncelikle karşımıza geldi. Toplumsal riskler ve çevresel riskler burada başı çekiyor. Yanıtların %7'si sosyal uyum, %6.4'ünde istihdam ve geçim krizleri, %6.4'ünde yine iklim eylemi başarısızlığını görüyoruz. %5.8'de ciddi ruh sağlığı sorunları ve %5.7'lik tarafta ise şiddetli hava olayları grafiğimize yansımış. Bir diğer grafikte de ilk 5 riskin vurgulandığını görüyoruz. Kısa vade yani 0 ila 2 yıl, orta vade 3 ila 5 yıl ve 5 ila 10 yıllık uzun vadede hangi riskler öne çıkıyor? Raporun detaylarına baktığımızda kısa vade için bir numaralı risk aşırı hava olayları, ardından istihdam ve geçim krizleri, iklim eylemi başarısızlığı, sosyal uyum ve bulaşıcı hastalıklar geliyor. 3 ila 5 yıllık vadeye baktığımızda İklim bu arada ilk sıraya yükselmiş durumda ki 5 ila 10 yıllık vade içinde aynı unsur geçerli. 2 numarada da 2 vadede de aşırı hava olaylarını görüyoruz. 3 ila 5 yıllık vadede sosyal uyum, istihdam ve geçim krizleri, büyük ekonomilerde borç krizleriyle ilk 5'i tamamlıyoruz. Ve daha uzun vadeye bakıldığında 3, 4 ve 5. risk unsurlarında biyoçeşitlilik kaybı, ekosistem çöküşü, doğal kaynak krizleri, insan kaynaklı çevresel hasarlar başlıkları işlenmekte. Son grafiğimizi de aktaralım. Bu biraz daha karmaşık bir grafik, dolayısıyla buradan bir nebze daha detay vermeye çalışacağız. Bu yılki raporda risklerin, endişelerin yanı sıra risk alanına göre kategorize edilmiş risk azaltma çabalarının durumu hakkında da bilgi verdiğini görüyoruz. Hangi riskte ne kadar aşama kaydedildiğine işaret ediyor yanıtlar kısaca. Ankete katılanların uluslararası risk azaltma çabalarının durumuna göre 15 farklı kategoriyi değerlendirmeleri isteniyor. Katılımcılar bu kategorilerde alınan aksiyonları başlamadı, erken geliştirildi, kuruldu, etkili oldu şeklinde 4 farklı bölüme ayırabiliyorlar. Buna göre grafikten de görüldüğü üzere yapay zeka, uzaydan yararlanma, sınır ötesi siber saldırılar ve yanlış bilgilendirme, göç ve mülteciler çoğu katılımcının risk azaltma çabalarının mevcut durumunun zorlandığına inandığı alanlar. Yani henüz başlamadı veya erken gelişme aşamasında yanıtını verdikleri kısımlardan oluşuyor. Ticaretin kolaylaştırılması, uluslararası suç, kitle imha silahları alanları içinse büyük çoğunluk risk azaltma çabalarının yerleşik ya da etkili olduğu şeklinde görüş beyan etmiş. Ve Insurance Europe'un bu yıl 3 yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze düzenlediği 12. uluslararası konferansa ilişkin görüş alacağız. GFIA Genel Kurulu'nda hangi başlıklar öne çıktı? Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Aysun Yıldız Özer değerlendirecek bizim için. Aysun Hanım, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım. Konferansta neler konuşuldu? Sigorta dünyası nereye gidiyor? En büyük riskler nerelerde görülüyor? Hoş bulduk, merhaba, teşekkür ederiz öncelikle bizi konuk ettiğiniz için. Evet, hem CIFYA'nın Global Sigorta Federasyonları Birliği'nin hem de Insurance Europe'un üyesi Türkiye Sigorta Birliği Birliği'miz biliyorsunuz. Her iki toplantıda belirttiğimiz gibi 3 yıl aradan sonra ilk defa yüz yüze yapıldı. Bu büyük bir heyecan yarattı. Tabii 3 yıl içerisinde çok büyük konular birikmişti. Pandemi geçirdi sigorta sektörü. Pandemi tabii sigorta sektörü için beklenmedik bir olay değil. Şu anlamda pandemi de bizim risklerimizden bir tanesi ve sigorta sektörünün temel fonksiyonu bu beklenmedik risklerle mücadele edilmesiydi tabii. Bu ön büyük bir konuydu. Bunun dışında son dönemde sigorta sektöründe hangi konular konuşulduk korunma açısından? Bunlara değindik. En başta emeklilikteki
korunma açığına değindik. Emeklilik tasarruf sistemlerinde bir korunma açığı olduğundan bahsedildi. Özellikle bütün katılan üyeler tarafından. Onun dışında siber riskler. Biliyorsunuz bu pandemi döneminde özellikle e-ticaret ve dijitalleşme çok yaygınlaştı. Bunun da getirdiği bir takım riskler var, siber riskler var. İnsanların maruz kaldığı siber saldırılar olabiliyor. Bunlara karşı bir korunma açığını oluşturduğundan bahsedildi. En önemli konulardan biri, ikincisi buydu. Diğer bir konu da doğal afetler konusundaki korunma açığıydı. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda doğal afetler konusunda önemli riskler geçirdik. Orman yangınları, sellere maruz kaldı hem Avrupa hem dünyanın çeşitli bölgeleri. Doğal afetler konusunda da bireylerin büyük bir korunma açığı olduğundan bahsedildi. Ve sigorta sektörünün korunma açığının kapatılması konusunda önemli bir rol üstlendiğinden bahsedildi, vurgulandı. Genel olarak bu şekilde söyleyebiliriz. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Aysun Yıldız Özer, çok çok teşekkür ederiz programımıza çok değerli katılımlarınız için. Kısa bir reklam arası veriyoruz, ardından devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Piyasada oluşan rakamları aktaralım bir kez daha. Reklam sonrasında geri dönüşümüzde an itibariyle Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks'te 96 hisse artıda 4 hisse ekside puan bazlı katkılarda Ereğli Demir Çeliği görüyoruz. Hemen arkasında Şişe Cam var. Arkasında Tüpraş geliyor. Koç Holding ve Türk Hava Yolları ile ilk 5'i turladık. Puan bazlı baskılarda İş Gayrimenkul, Çaniki Termik, Nurol Gayrimenkul ve Brisa'yı takip ediyoruz. Yüzdesel bazda şu an en çok yükselen Ziraat Gayrimenkul. Arkasında Kontrolmatik, Odaş Elektronik, Teknosa ve GSD Holding hisseleri var. Yüzdesel en çok düşen tarafta ise İş Gayrimenkulü, Nurol Gayrimenkul, Brisa, arkasında da Çaniki Termik takip ediyor. Zaten dediğimiz gibi 4 tane hisse var ekside hareket eden. 2648 puanla seans için rekor kırılan bir gün içerisindeyiz. Şu anda 2644 puanda işlemler, 43 puan yükselişte, yani %1.68'lik primle devam ediyor. YRCG Danışmanlık Yönetici Ortağı Emrah Güreli bizimle beraber. Emrah Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Soralım, piyasa neyi fiyatlıyor? Enflasyondan kaçan borsaya sığınıyor diyoruz daha çok yerli yatırımcı kanadında, yabancı takasının tarihi diplerde olduğu bir ortam içerisinde. Ama CDS de yüksek seyrini koruyor. O yüzden öncelikle merak ediyorum, Mayıs ayını örneğin kapatırken BIST 30'da BIST 100'de görmüş olduğumuz küresele kıyasla pozitif ayrışma ne kadar kalıcı sizce? Merhaba, iyi yayınlar Zeynep. Şimdi bence bu hafta sonu siyasetten gelen açıklamalar aslında bana göre ülkenin tamamen seçim hattına girmesi sonucu oluşan bir ortam olduğunu düşünüyorum ben. Yani şimdi bunu iki nedene bağlayabiliriz. Yani bir erken seçim olup olmaması konusu var. Bence o geri planda şu an. Esas konu tabii bu seçim atmosferine girmemiz ve seçim vaatlerinin de netleşmesiyle beraber, ki yani işte bunlar ücretlerde bir düzenleme olsun, işte çeşitli konularda sağlanacak katkılar diyelim, aslında bir para arzının yine genişlemesi anlamına geliyor ve bizim için tabii yani hani kısa vadede de eğer seçim olma ihtimali yüksek olarak görülüyorsa eğer, yani para arzının hızla artma ihtimali ortaya çıkıyor. Bu aslında ne yazık ki enflasyonist ortamında yaz ayları boyunca da hatta devam etmesi anlamına gelecek. Yani enflasyondan korunma güdüsü açısından, yani şu an yatırımcının yapabileceği iki şey var. Yani ya döviz talep ediyor yatırımcı veyahut da işte borsada hisse senetlerini seçici olmak koşuluyla satın almaya devam ediyor. Şu ortamda çok da fazla yapılabilecek bir şey yok, konut veya otomobil alma gibi eylemleri bir kenara bırakırsak. Ben bu konuda artık herkesin kafasının net olduğunu düşünüyorum. Ve bugün de aslında hani beklenenden biraz daha güçlü bir alım var piyasada. Yani bugün işte bu eylemleri sürmesi durumunda, yani bu seçime yönelik doğal olarak büyümeyi destekleyici, örneğin dar gelirlere veya işte şirketlere, her şeyi, ekonomiyi de büyümeyi destekleyici önlemler gelmeye devam ettiği sürece de borsa yukarı gitmeye devam eder.
Şimdi yılbaşından bu yana performansa bakınca mesela dolar bazlı BIST 30 tarafında %15 civarında bir kazanım olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla küresel çapta takip ettiğimiz ana endeksler içerisinde en primli ondan bir tanesi BIST 30 olarak gözüküyor. Yerel para birimi cinsinden çizdirdiğimizde de daha farklı bir tablo var. Orada BIST 30 yılbaşından beri %44'ün üzeri, BIST 100 de %42'nin üzerinde bir performansla en iyi grafiği çizmiş vaziyette yansımışlar. Bir yandan da borsa yükselirken kurun da aynı anda yükseldiği bir tablo içerisindeyiz. Bu hareketin ne kadar devamını beklersiniz? Şimdi tabii Mayıs ayında dış ticaret rakamları olsun, yabancı yatırımcı işlemlerine olsun baktığımızda çok ciddi bir açık oluştuğunu görüyoruz. Yani aslında bizim şu an yaşadığımız bu açığı fonlamaya çalışmak, hatta fonlayamamak diyeyim. Çünkü Türk lirası çok şiddetli olmamakla beraber sürekli belli ivmeyle neredeyse her gün değer kaybediyor. Yani tabii para arzının arttığı bir ortamda ne yazık ki yani TL'nin de, ki yaz sezonuna girdiğimizi düşünürsek yani hani turizm gelirlerimizin artacağı bir dönem sonuçta yaz sezonu, ama yani dış ticaret rakamlarına baktığımızda yani bu turizm gelirlerimizin beklenenden iyi olması koşulunda dahi bu açıyı fonlamakta çok kolay, yani zorlanabileceğimizi ben şahsen düşünüyorum. Bir de tabii üzerine para arzını da arttıracaksak biz, ne yazık ki bu Türk lirasında zayıflamaya devamı anlamına geliyor benim açımdan. Yani bir de benim endişelendiğim bir nokta var ya da tespit ettiğim diyeyim. Yani kur korumalı mevduat da işlemini bir anlamda kaybetti aslında. Yani şimdi artık şu 6 uygulanmaya başladığından bu yana 6 ay 7 aylık neyse deneyimimiz içinde şunu çok net gördük. Yani kur korumalı mevduata geçerek yaptığınız tek şey aslında döviz alıp taşımaktan çok da farklı değil. Hatta şu an döviz alım satım bankalarının verdiği kur fiyatlarına baktığımız zaman, yani vade sonunda örneğin 100 dolarlık bir satım yapıp kur korumalı mevduata geçtiğiniz zaman 100 dolarınızı tam anlamıyla yerine koyamama gibi bir problemle de karşı karşıyasınız. Yani reel anlamda kur korumalı mevduat bir şey vaat etmiyor yatırımcıya ve 3 ay boyunca da sistemde kalıyorsunuz. Onun için yani o da işlemini yitirdiği için ben hani Türk lirasının biraz toparlayıcı, destekleyici olarak güçlü bir enstrüman olarak da özelliğini kaybettiğini düşünüyorum. Yani şu gelişmeler çok Türk lirası lehine değil ne yazık ki önümüzdeki günlerde baktığımızda. Bugün Dünya Gazetesi'nin manşetinde de vardı, belki görmüşsünüzdür, diyorlar ki bankalardaki toplam mevduat içinde döviz kurlarındaki gelişmelerle ilgisi bulunmayan şekilde TL cinsinden mevduatın payı %28'e geriledi. Kur korumalı mevduatı da dövize endeksi tarafa yazdıklarından buldukları %71.8'e işaret ediyor. Döviz ve dövize endeksi mevduatın payı olarak hesaplamış Dünya Gazetesi. Az önce sizin de söylediğiniz gibi liralaşmaya çok bir hizmet etmiş gibi gözükmüyor. Diğer taraftan sizin Mayıs ayı ortasında bir görüşünüz vardı Emrah Bey. Kuru 15'in üzerinde bir kanal oluşturmaya başladığında 16-16,5'lar dolaylarına geldiğinde enflasyon korumalı bir borçlanma aracı ihracı ortaya çıkabileceğini öngördüğünüzü paylaşmıştınız. Bunun için de tarih olarak Haziran başını göstermiştiniz. Sizin de beklentiniz doğrultusunda zaten zannediyorum enflasyonda yukarı yönlü bir hareket de yaşandı. Takip ediyoruz tabii sizi, bu paylaşımlarınızı gördük. O yüzden merak ediyorum ben de, bu görüşünüzü hala koruyor musunuz? Çünkü profilinizden silmiş gözükmüyorsunuz. Diğer taraftan böyle bir enstrüman gelirse tam olarak nasıl bir enstrüman gelebilir diye soracağım Emrah Bey. Çünkü enflasyonun geldiği yer itibariyle böyle bir faiz veren enstrüman TL'de yok değil mi? %70'ler, 80'ler. Yani evet, hatta bugün işte Merkez Bankası'nın aldığı kararlar itibariyle baktığımızda yani bankalara bile, ki yani bankaların biliyorsun bu kapabilitesi var, yani bu tahvilleri satın alma anlamında söylüyorum. Fakat onların da aslında bu tahvillerden ziyade diğer tahvile, yani daha vadesi belli işte enflasyona endeksli olmayan tahvillere yönelilmesi isteniyor. Yani yine en başa dönersek, şimdi tabii enflasyona endeksli bir enstrüman çıkartmak aslında dolaylı yönden baktığımızda faizleri yükseltmek anlamına gelecektir muhakkak. Yani biz politika faizini aynı tutsak ama böyle bir enstrüman çıkartsak da arka planda bunun bir muhakkak etkisi olacak. Ama yani eğer gerçekten bir seçim ortamına girmişse ülke, yani önümüzdeki bir yıl içerisinde seçim olma olasılığı, ki bu sene olma olasılığı
olmasını da bence ben açıkça şahsen çok göz ardı etmiyorum. Yani ve büyüme tamamen önceliklenecekse zaten ben hani bu ürünün artık bizi şartlar çok zorladığı anda belki gündeme getirilebileceğini düşünüyorum. Yani o da belli bir büyüklükte olabilir, belli bir sınırlıkta olabilir, işte belli tipteki yatırımcılara yönelik olabilir. Çok geneli de kapsamıyor, daha biraz daha dar kapsamlı olabilir. Çünkü çok geniş kapsamlı tuttuğunuz zaman orada da ciddi yan etkiler oluşabilir. Yani bankacılık aktif pasif dengesi açısından bahsettik. Bankacılık bilançosu aktif pasif dengesi açısından baktığınızda. Ama kısa vadede benim gördüğüm bu enstrüman henüz daha karşımıza çıkacakmış gibi durmuyor benim anladığım. Yani burada işte nasıl bir zamanlama olarak sorarsan eğer, yani dolar Türk lirası eğer bu Aralık ayında gördüğümüz seviyelere bir şekilde önümüzdeki dönemde yükselirse belki oradan müdahale etmek amaçlı sınırlı bir dar, biraz daha dar kapsamlı bunun tekrar gündemimize gireceğini söyleyebilirim. Şimdi şunu da unutmamak lazım, yani şimdi biz örneğin ücretlere zam yapmayı düşünüyoruz, işte bazı şeyleri düzeltmeyi düşünüyoruz ama eğer Türk lirasındaki kayıp bu hızla devam ederse, ki şimdi baktığımız zaman aslında TL bütün diğer gelişmekte olan para birimleri olsun, birçok yani dünyadaki birçok para birimine göre yine çok zayıf hareket ediyor. Yani bu gelirleri, dar gelirleri veya işte bu enflasyondan olumsuz etkilenen kesimi desteklemeye yönelik attığımız adımların sonucu da çok etkili olmayacak. Yani hani TL bu şekilde değer kaybettiği sürece, yani baktığımız zaman yani 1-1,5 ayda neredeyse %10'a yakın bir değer kaybı oldu. Yani bu hızla devam etmemesi gerekiyor bunun. Orada en azından stabiliteyi sağlamak durumundayız. Yani hani şu koşullarda Türk lirasının değer kazanması çok zor gözüküyor ama yani bu stabiliteyi sağlamadığımız takdirde de yani bunun ciddi problem yaratacağını ve attığımız önlemlerin de etkisini çok aldığımız önlemlerin de etkisini çok kısa süreceğini düşünüyorum ben. Ama her halükarda dediğim gibi yani para arzının artması hem TL'yi zayıflatacak hem de Türkiye'deki bu gayrimenkul olsun, işte yatırım amaçlı alınan otomobil olsun, hisse senetleri olsun, bunlara olan talebi de arttırmaya ve enflasyonu da beslemeye devam edecek ne yazık ki. Peki sizin enflasyon öngörünüz nerede şekilleniyor? En son Bloomberg HT araştırma masasının yaptığı ankette yıl sonu beklentisi %63,5'tu. Sabah konuştuğumuzda konuğumuz Tuğberk Çitici dedi ki %80'lerin üzerinde bir yerden dönmesi muhtemel olabilir. İzleyicimiz sormuştu 3 haneli beklentiniz var mı TÜFE tarafında diye. Sizin beklentiniz nasıl? Tepe nokta nerede görülebilir? Tepeden ne döndürebilir enflasyonu Türkiye'de? Şimdi bu zor bir soru çünkü benim gördüğüm bu özellikle önümüzdeki haftalarda bazı kararların alınmasını bekliyorum ben. Örneğin işte bu kira konusuyla ilgili alınması beklenen bir karar var vesaire. Şimdi önümüz yaz mevsimi, yani gıda tarafında işler fena gitmiyor. Yani hani bir miktar oradan olumlu bir etki görebiliriz ki işte zaten Mayıs ayı enflasyonunda bir parça gördük onu. Şimdi burada TL'nin değer kaybedip etmemesi bence bayağı belirleyici bir unsur olacak. Şimdi şu var aslında, son 3-4 aylık enflasyondaki yükselişe baktığımızda öncesinde Türk lirasındaki çok hızlı değer kaybının ve onun birikimli etkilerinden ziyade bizim bu uyguladığımız para politikasında işte reel faizin çok eksi anlamında çok önemli yerlere gelmesi ve para politikasının, uyguladığımız, denediğimiz para politikasının tamamen yan etkileriyle karşı karşıya kalmamızdan kaynaklanan bir enflasyon yaşadık. Şimdi şöyle bir problemimiz var. Yine Türk lirası değer kaybetmeye başladı. Yine biz para arzını arttıracağız. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Reel faiz eksisi yine çok fazla. Yani burada hem Türk lirasının değer kaybından kaynaklanan bir enflasyon baskısını yine görmeye başlayacağız fiyatlar üzerinde. Aynı zamanda para arzını arttırdığımız için tabii bu arz talep sıkıntısından kaynaklanan enflasyonunda da bir artış olacağı için ben açık konuşmak gerekirse yani bu tahminleri çok şey görmüyorum. Yani hani çok tutarlı olabileceğini sanmıyorum. Yani 3 ay 5 ay sonrası içinde ben tahmin verebilecek durumda olacağımızı düşünmüyorum. Yani eğer dolar Türk lirası bu hızla değer kaybederse yani önümüzdeki 3 ay 4 ay içerisinde bir %15-20 değer kaybedecek demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Değer kaybetmeye devam ederse o zaman enflasyonda hangi noktada olacağız? Belki de seçim olacak kısa vadede. Eğer kısa vadede seçim olursa
O zaman tabii tamamen büyümeye yönelik kararlar almaya ivedilikle devam edeceğimiz için bu kur artışında da bir nebze göz yumacağımız için bir de oradan para arzı da çok hızlı artacağı için yine ne yazık ki çok hızlı bir enflasyonun bir bozulmanın devam ettiğini yaz aylarına rağmen görebiliriz. Yani geldiğimiz şu nokta itibariyle çok iyi görmüyorum orayı ama yani bu fiyat artışlarına yönelik sıra dışı bazı önlemlerin alınması ihtimali de var. Yani bunu çok da göz ardı etmiyorum. Yani yaz aylarında belki burada enflasyondaki yükselişi bir şekilde frenleyebiliriz ama yani sonbahar aylarıyla beraber yine bence bir sıkıntı yaşanır. Tabii burada petrol fiyatlarının 120 dolarda gezmesi de önemli bir konu. Yani orada da jeopolitik tarafta yani Ukrayna'dan çok iyi bir haber gelecek gibi durmuyor. Yani çatışmalar bitse bile hani Rusya'nın ambargosunun devam etmesi, Rusya'nın petrol ve doğalgaz arzında yine azalma olmasının da etkisiyle enerji fiyatlarında da yüksek seyir devam edecekmiş gibi gözüküyor. Evet. Bunların hepsini de topladığımız zaman yani enflasyonda yukarı yönlü riskler çok daha fazla benim açımdan. Yere CG Danışmanlık Yönetici Ortağı Emrah Güreli, çok teşekkür ederiz bu sabah bizimle olduğunuz için, değerli yorumlarınız için. Bir piyasa yorumu da Deniz Yatırım'dan alacağız. Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü Musa Ufuk Özdoğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza diyelim ve hemen soralım. Borsada rekor kırılan bir gün içerisindeyiz. Devamını nasıl beklersiniz? Günaydın Zeynep, teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum, iyi haftalar diliyorum ben de. Dediğin gibi borsada yukarı yönlü hareket devam ediyor. 2640 seviyesi üzerine kaldıkça da yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz. 2700'lü seviyelere kadar her ne kadar para girişi çok kuvvetli olmasa da işlem aktivitesinin hala kuvvetli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o taraftaki beklentimiz bugün için en azından pozitif tarafta. Bir yandan tabii dışarıyı takip ediyoruz. Dışarıda özellikle Çin'den gelen açılma haberleriyle beraber petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devamını gördük. Ve bununla beraber Asya piyasalarında da yine endekslerde yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Ve bugün Amerikan vadelileri de yukarıda Cuma'dan sonra. Amerikan vadelilerinin Amerika'nın ana seans açılışına doğru hareketin ne tarafa doğru gideceğini takip edeceğiz. Ama genel görünümün aslında biraz daha olumlu olduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar 10 yıllık tahvil faizleri 2.95 üzerinde olsa da biz birazcık daha olumlu taraftayız o tarafta. Yine OECD'nin raporlarını takip ediyor olacağız bu hafta. Bir yandan Avrupa Merkez Bankası önemli olacak. Euro dolar paritesi için bir süredir 55 günlük ortalamalar etrafında şekilleniyordu. Oradan gelecek haberler Euro'nun geleceğini aynı zamanda risk iştahında önemli ölçüde etkileyecektir diye düşünüyoruz. Deniz Yatırım, Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü Musa Ufuk Özdoğan, çok çok teşekkür ederiz yayınımıza değerli katkılarınız için ve Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Pazı ile Fokus'a devam ediyoruz. Serdar, hoş geldin. Merhaba. Şimdi Ufuk Bey de söyledi, bu hafta Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Birbirinden farklı beklentiler söz konusu. Bank of America'ya geldiğimizde diyorlar ki Temmuz'da 50'de 50'şer bas puanlık faiz artırımı gelebilir. Ekim ve Aralık'ta da 25'er bas puanlı bu iş devam eder. Ama Bloomberg'in kendi anketi bu kadar şahin bir görüntü ortaya koymamış. Onlar daha çok Temmuz ve Eylül'de 25'er bas puan gibi düşünmüşler. Ne dersin, bu toplantı kritik diyebilir miyiz? Varlık alımı bitirimi açısından resmi bir ağızdan duyabileceğimiz ifade euro doları hareketlendirici olabilir mi bu hafta? Şimdi dolar paritesinde bir dipten toparlanma çabası herkes gibi gözlemleniyor. Ama bakıldığında opsiyon piyasasındaki konumlanma şu an tam itibariyle desteklemiyor. Bunun da tabii çeşitli teknik alt kırılım detayları söz konusu olabilir. Ama senin de dile getirdiğin gibi Avrupa Merkez Bankası'ndan giderek daha şahin bir duruş. Yani bu noktada Amerika'da Fed'in duruşuyla Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası'nın duruşunun hani birbirine yakınsayacağı. Şimdi hatırlanacak olursa o enflasyon geçici ya da Amerika'nın varlık alımlarını noktaladığı yerde Avrupa öyle kolay kolay faiz arttıramaz. Fed de çok şahinleşebilir isterse diye. Şimdi biraz daha ikisinin aslında birbirine yakın bir yerde buluşabileceği fiyatlanıyor. Yani önümüzdeki ikişer toplantıda, tabii bu toplantıda varlık alımlarını ancak durdurma kararını alacak ve bir sonraki Temmuz toplantısında 50 bas puan arttırım ama hem Eylül'de hem Temmuz'da 50'şer bas puan arttırım, yani bakıldığında Fed'in faiz arttırım döngüsüne bayağı yakınsayan bir hareketlilik ve bu da kısa vadeli çok sert satışların ardından, yani 1.03'ler hatta daha altına doğru sarkmasının ardından paritede bir toparlanma. Ama tabii güney ülkelerden başta İtalya olmak üzere orada tahvil faizlerinde bu Avrupa Merkez Bankası'nın arttırım beklentileri
ciddi şekilde tahvil faizlerine yansımış, sirayet etmiş durumda. İtalyan 10 yıllık tahvil faizi 3.30'ların üzerine geldi ki orada bankacılık sisteminin hem işleyişi, yani sağlıklı olması, sermaye yeterlik oranları vesaire nezdinde, hem kredi piyasası çok büyük tabii ki ve bono piyasası Avrupa içerisindeki en büyük piyasalardan bir tanesi. Onun Almanya ile faiz farkı belirli noktanın üzerine çıkınca, ki iki seviyesi kritik bir eşiktir, şu an o aşılmış durumda. O aşıldıktan sonra gerektiği yerde bir ek tahvil alım programı da bizim yedekte hazır tutmamız gerekiyor şeklinde bir takım çatlak sesler geliyor. Yani o yüzden hani Fed ile Avrupa Merkez Bankası birbirine çok yakın sayabilir ama tam anlamıyla aynı olamazlar. Ha tabii Fed resesyon kaygılarıyla çok daha beklenenden güvercin davranabilir. İşte 2.50 arttırım sonrası Eylül'de bakıldığında swap piyasasında ya da vadeli kontratlarda 40 bas puanlık bir arttırış. Yani 3. 50 bas puanı yapması öyle çok da kolay değil Fed tarafından diye fiyatlanıyor. Ama Avrupa Merkez Bankası'nın da yani 2 tane 50 bas puan yaptıktan sonra aynı hızda devam etmesi bayağı zor. Yani yakın zamanda bakıldığında Deutsche'nin ilk 50 bas puan artırım beklentisi ya da Goldman'dan gelen işte 8 toplantı önümüzde 25'er bas puan, yani 2 tam puan arttırır. -0.50'den mevduat faizini 1.5'a çeker diye bir beklenti vardı. Tabii bunlar paritedeki kısa vadeli dip oluşumunu ve toparlanma çabalarını destekler nitelikte. Ama bunların bir anlam kazanabilmesi ve kısa vadeli düşüş artık sonlandı, bir tepki hareketine hazırlıklı olmak nezdinde bakmak açısına 1.10 seviyesi aşılmalı. Yani 1.10 seviyesi aşıldıktan sonra tabii kısa vadeli olarak faiz hareketleri, faiz beklentileri, işte büyümeler arasındaki fark iki bölge arasında önemli ama orta uzun vadede de euro dolar paritesinde yükselişin devamı adına risk iştahında bu 1-2 haftadır gördüğümüz, yani 7 haftalık sert düşüş sermaye piyasalarındaki hareketten sonraki 2 hafta, artık 3. hafta toparlanmaya içindeyiz. Onun devamı da gerekiyor. Yani euro dolar paritesi risk iştahında bozulma varken çok yukarı gidebilen bir parite değil. Benzeri sterlin içinde ya da diğer bölge ülke para birimleri içinde geçerli. Şimdi şu anda 10 yıllıklarda bu arada 2.95, işte bund tarafında da 1.28'den işlemler geçiyor. Evet. 1.07-43 seviyesinde de parite hareketini arkadaşlar az önce ekrana taşıdılar. Ve tabii küresel çapta enflasyon beklentilerini yukarı çeken petrol. İstersen oradan da bahsedelim. Evet. Az önce Emrah Bey de söyledi, bu seviyelerde kalması bizde de enflasyonla ilgili çok bir aşağı dönüşün sinyalini vermez diye. Bu sabah geldik işte Amerikan tipi ham petrol 120 dolarda, Brent 121 dolarda. İşte Çin haberleri, Suudi Arabistan haberleri, anladığımız kadarıyla işte Amerika'nın İran veya Venezuela'ya göz kırpmasını çok daha bastırıcı bir konuma gelmiş piyasada. Evet, yani senin dile getirdiğin gibi şimdi Aramco hani petrolde talep ne ölçüde canlanıyor, nerede, ne şekilde, yani onu çok iyi modelleyebilecek, yani hem kendi piyasaya sunduğu arz anlamında hem de talebi çok farklı noktalara, başta uzakta olmak üzere yaptığı satışla ölçebilen bir kurum. Onun ürünleri böyle arttırabilmesi demek ki hani talebin kuvvetli olduğuna ve olacağına olan inancını gösteriyor. O manada önemli. Tabii Çin'de de Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesiyle beraber ekonomide canlanma, Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve en büyük enerji ithalatçısı. Şimdi o tarafta açılmanın işte bakıldığı zaman ekonomik büyümedeki hedeflerinin altında kalacağı aşikar ama belki bir ivme yakalaması söz konusu olabilir yılın geri kalanında. Şimdi onunla beraber petrolün yukarıda ve petrol hani unutulmamalı ki 5-6 aydan beri yukarı, yani bu 6. 7. ayın içerisindeyiz. Geçen yılın son ayından itibaren her ay yukarıda kapattı, yani bir önceki ayın üstünde ve yani ilk savaşın çıktığı Ukrayna-Rusya arasında bir 130-140 dolarlara geldi. Oradan sonra başlattığı geri çekilme içerisinde pek çift hanelere gelmedi. Yani oralardan muhakkak toparladı. Yani hatta Ukrayna-Rusya arasında bir savaş çıkmasa da zaten dünyanın, yani Covid-19'dan çıktıktan sonra genel itibariyle artan mobilite, işte insanların tatile çıkması, 2 yıldır ertelenmiş bu manada tüketimin, işte seyahat alışkanlıklarının yeniden kazanılması, yani bir artan ciddi şekilde hem ekonomik büyümeyle beraber hem de insanların sosyalleşmesiyle beraber artan enerji talebi fiyatları zaten belli bir yere getirecekti diye bir beklenti. Ama işte bu Ukrayna-Rusya savaşı işin iyice tuzu biberi oldu. İşte Ural Altay petrolle Dubai arasında ya da farklı Brent arasında makaslar ciddi şekilde açıldı. Ama petrol fiyatları da çok kısa vadede bir geri çekilme olmaması, bizde de özellikle üretici fiyat endeksiyle arasında çok kuvvetli bir korelasyon var. Yani bizde şu an itibariyle 130'larda, işte bakıldığı zaman herkes TÜFE'ye yönelik tahminler, yani şu an 73,5 olan TÜFE'nin işte 80'lerde mi zirve yapar, 90'lara deyip oradan mı döner diye, ama üretici fiyat endeksi nereye gidecek ve nerede kalacak? Şimdi oradaki 6-7 aydır yukarı trend ister istemez üretici fiyat endeksine de sirayet etmiş durumda ve
130'ların üzerinde belki 140'lar, 150'lere doğru bir seyir. Şimdi o olduktan sonra aradan makas şu an itibariyle açılıyor. Her ay neredeyse 5-10 puan açılıyor ama bu kalıcı olarak devam edebilecek yani sürekli bir denge noktası değil bu. Bir yerden sonra muhakkak bir tanesi diğerine doğru düzeltecek ve şimdiye kadar hani satın alınan ya da ekonomi yönetiminden tarafından deklare edilen yani geçişkenlik etkisi artık sonlandığının üzerinden kaç ay geçti ve aradaki makas ne kadar daha üretici fiyat endeksinin çok daha ivme kazanarak gitmesiyle yani dolayısıyla şimdi en son ayda bakıyoruz. 58 puanlık bir fark tabii, var. Tabii yani mi? Beklentinin altında kaldı, enflasyon artış hızı düşüş eğilimine girdi gibi bir ibare kullanıldı. Şimdi 3'ün evet. altında geldi belki aylık TÜFE. Evet, TÜİK'in açıkladığı rakama göre geldi. Ama üfe 8'in üzerinde 9'a yakın bir rakam geldi şimdi evet. ve hani bunun devamında gelmeyeceği tabii biz sadece petrolü konuşuyoruz ama işte gıda yani tarımsal emtia kodeksi yani her tarafa bunu yakınsayabiliriz. Yani bizim dışarıdan ithal etmek durumunda olduğumuz tüm ürünlerde bu hareketlilik var. E bir de kurun etkisiyle beraber yani 14.70-80'lere oturan kurun şimdi bir oradan neredeyse %10 üzerinde bir hareketlilikten söz ediyoruz. Yani TL neredeyse tek başına gelişen piyasalar arasında performans olarak diplerde yani bizden sonra bakıldığı zaman çift tane bizim 20'ye yakın dolar karşısında değer kaybımız. Hani bakıldığı zaman çift tane değer kaybeden neresi var diye bir Arjantin pezosu. Belki bir de Macar forintini yanına koyabiliriz. Onun evet. haricinde yani genelde %5'ler nispetinde hani bize yakın Çekya korunası, işte Güney Kore bonu, Tayvan doları gibi bakıldığında hani belirli bir jeopolitik tansiyona konu olan para birimlerinde %5'ler. Latin Amerika'ya vesaire bakıyorum. Onlar da ayrı bir hikaye yani %15'ler, 20'ler nezdinde değer kazanımları var. Ama onlar o yüzden faiz arttırıyorlar arka arkaya toplantılarla tabii değil mi? Tabii diğer bir yani çok evet. doğru bir şekilde parmak bastın. Yani 40 Merkez Bankası 50 bas puan ve üzerinde toplamda 60 Merkez Bankası bu tabii 40 yılın 45 yılın enflasyondaki zirvesine müdahil olmak adına enflasyonist beklentileri kırmak adına şimdi 50 bas puan arttıranlara Avrupa Merkez Bankası bile girecek ki hani faizin -0.50 olduğu bir bankadan bahsediyoruz. Yani evet. öyle işte 10'larda 15'lerde filan politika faizi olan alelade bir gelişen piyasadan söz etmiyoruz. Yani dünyanın herhalde Fed'den sonra belki Bank of China'dan sonra işte Bank of Japan'dan sonra ilk 3-4 içerisinde sayabileceğimiz Merkez Bankası da 50 bas puan arttırarak işte Fed gibi bu noktada topa giriyor. Şimdi tabii bir yandan faiz farklarını takip ediyoruz. Diğer yandan içeride tabii biz kur korumalı mevduatı takip ediyoruz. İstersen evet. oradan da biraz bahsedelim. Oradaki notlarda herhalde bir miktar daha beklediğimizden kalıcı bir enstrüman gibi mi gözüküyor Sayın Nebati'nin açıklamalarına baktığımızda? Evet tabii şimdi kur yukarı geldikçe tabii vadeler yani bu iş Aralık sonunda açıklandı. Ama özellikle kurumsallar bir vergi teşviğiyle beraber Ocak'ta Şubat'ta biraz daha bu işin içine girdiler. Onlar da vadenin alttan 3 aya çekilmesiyle beraber biraz daha değişti iş. Ama tabii ki Haziran sonu ve Temmuz başı itibariyle önemli dönüşler var. O dönüşlere ilişkin yeni bir vergi avantajı mı gelecek? Başka noktada bir uygulamaya mı geçilecek? Yoksa mevcut durumda şu an itibariyle zaten hani ihracatçı gelirinin %40'ını Merkez Bankası'na park ediyor. İşte reskont kredilerinin geri dönüşleri yine benzer şekilde. Dolayısıyla hani onları o enstrümanda kalmaya ikna etmek adına yeni bir düzenlemeye ilgilidir. Orada soru işaretleri var bakıldığında ama şu an itibariyle zaten 900 milyar TL'ye neredeyse yaklaştı ve toplam mevduatın %15'i yani %57-58 civarı da DTH yani toplam mevduat içerisindeki dövizin payı. Bunu ikisini üst üste topladığımız zaman toplam Türkiye'deki mevduatın neredeyse 1/4'ü ya döviz ya da dövize endeksli. Hani bu da dengenin hani o tarafa doğru evrilmekte olduğunu gösteriyor. Şimdi az önce de bir miktar bahsettik esasında açık ve örtülü dolarizasyon %72'ye ulaştı evet. diyor Dünya Gazetesi'nin yaptığı hesap. Çok kısaca şöyle rakam vermeye çalışalım. Kur korumalı mevduat öncesinde %62 seviyesinde bulunan döviz mevduatının payı 27 Mayıs haftasında %58'e geriledi. Uygulama döneminde toplam mevduatın %13.68'i kadar da kur korumalı mevduat oluştu. Böylece döviz ve dövize endeksi mevduatın payı %71,8'e çıkarken kur korumalı hariç TL mevduatın payı ise %37,4'ten %28,2'ye geriledi şeklinde hesap paylaşmışlar. Son not, hazine ihalelerini de ele alalım mı? İki evet. dakikamız kaldı. Şimdi hazine ihalelerinde bugün 2 yıllık iskontolu tahvil, yani bakıldığı zaman sabit kuponlu tahvil ihracı var. Şimdi buna olan talep nasıl olacak? İşte bugün gene gelen Merkez Bankası tarafından işte teminatlarda TÜFE endeksli tahvillerin daha az kullanımına ilişkin, onların iskonto oranının artırılmasına ilişkin. Yarın da 10 yıllık tahvilin yeniden ihracı var. Hani bunlar da önemli. Bakıldığında Haziran-Temmuz nispeten itfaiye ihale takvimi olarak sakin aylar ama sabit kuponlu tahvillere bu seviyeden nasıl bir talep olacak onu görmemiz açısından. Ama bu yeni gelen Nisan ayında da gelmişti. Şimdi de bunun bir devam niteliğinde yani daha bu
sabit kuponu tahvilleri kullanımı niteliğinde, onları daha fazla işlere kazanma niteliğinde teminatlandırma, yani liralaşma stratejisinin bir parçası olarak gözüküyor. Evet. Ve ayrıca Merkez Bankası'nda bugün de açıkladığı doğrudan alım ihaleleri var. 3 farklı vadede bakıldığı zaman 300'er milyondan 900 milyon gibi. O da tabii önemli ama bunlar tabii enflasyon beklentilerinin ya da eksi reel faizin önüne geçebilecek maalesef önlemler değil. Daha ziyade semptomatik tedavi olarak nitelendirilebilir. Bugün hatırlatalım, hazine 2 yıl yani 679 günlük ihaleye çıkıyor. Sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı var. 6 ayda bir %10.45'lik kupon ödemesi olacak. İtfaat tarihi 17 Nisan 2024 ve 8 Haziran itibariyle de piyasaya sunulacak diye hatırlatalım. Serdar Pazı Para Piyasaları Müdürümüz, çok çok teşekkürler. Fokus'ta bugün benimle olduğun için sevgili Serdar. Kısa bir reklam arası diyelim, hoşça kalın.